İstanbul Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Sağlık Anahtarı programımızla karşınızdayız. Çok değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Yoğun bakım uzmanı Aygen Türkmen. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yoğunlukla biz sağlık anlamında yeni medyada tanınıyorsunuz. Çok güzel çalışmalarınız da var. Teşekkür ederim. Burada bizler izleyici ve takipçilerimiz bilse de yine sizi anons edelim. Kendinizi tanıtın. Ondan sonra da geçelim konumuza hocam. Buyurun. Kendimi tanıtayım. Aygen Türkmen kısmını siz söylediniz. Anestezi ve yoğun bakım uzmanıyım. Aynı zamanda yoğun bakım yan dal uzmanıyım. Aynı zamanda ozon terapistim, hipnoterapistim, mezoterapistim. Bu son söylediğim 3 tanesi sertifikasyon programı. Esas ana dalım anestezi ve yoğun bakım uzmanlığı. Evet. Şimdi biz konumuza geçeceğiz ama pandemi dönemini soracağız. Fakat başta bunu söylemeden geçemeyeceğim hocam. Pandemi döneminde ön safhalarda olan sağlık çalışanlarımızdan elleri öpülesice. Teşekkür ederim. Kutsal bir meslek bu. İnsan hayatına dokunuyor ve insanların hayatına müdahale edip onları kurtaran sağlık çalışanların hepsi A'dan Z'ye tüm bölümleri. En çok da yoğun bakım bölümleri ve hemşirelerimiz değil mi? İlk evet. Acil bölümleri. Evet. Evet. Ön safhaydı, ön cephedeydi değil mi? Doğru, doğru. Pandemiyle bazı şeylerin farkındalığı arttı. Bir anestezi ve yoğun bakım ihtisasının varlığı daha da belirginleşti. Anestezi ile yoğun bakım ihtisasının aynı yerde yapılabileceği ortaya çıktı. Ayrıca bir de yoğun bakım yan dal yapabilme ihtimalimizi insanlar öğrenmiş oldular. Pandemiyle beraber entübasyonu halkımız öğrendi. Bu kelimeyi öğrendi, bu terminolojiyi öğrendi. Ben bazen hastalarıma soruyorum, ekstübasyon diyorum. O diyorum bir sonraki sefere. Bu bilinçlenmedir, farkındalıktır. İyi bir şey. Yani biz illaki Latince konuşmak zorunda değiliz ama kişilerin de karşımızdaki insanların söylediğimiz zaman ne anlattığımızı bir parça anlayabilmeleri bizim işimizi kolaylaştırır tabii. Biz özellikle altını çizerek konuşsak da anestezyoloji nedir? Kısa bir başlık olarak söyleyelim. Çünkü ne olduğunu, biz sadece anestezi ameliyata girerken bayıltır. Bunun dışında hiçbir şey bilmeyiz. Peki. Tüm geniş yani taraflarıyla bilmediğimiz yönleriyle anlatırsanız hocam buyurun. Olur. Anestezi ve yoğun bakım uzmanları evet bir hastanın ameliyat olması sırasında ağrısız ameliyat olabilmesi için ama sadece ağrı değil. Beraberinde yapılacak olan cerrahiye karşı vücudun verebileceği bir takım yanıtları işte bu çarpıntısı olsun, tansiyonun artması olsun bunları engellemek. Biz travmaya endokrin yanıt diyoruz. Onu engellemek için hastanın belli bir dengede yaşamını idame etmesi için o süreçte yanında olan hekimleriz. Başından sonuna kadar yanındayızdır. Yanımızda anestezi teknikeri dediğimiz yardımcılarımız vardır. Malzemelerimizi hazırlar, hasta takibini yapar ama biz başından sonuna anestezi uzmanı olarak o hastaların uyuması ve uyandırılması ve aradaki intraoperatif dediğimiz ameliyat boyuncaki süreçte onların dengede kalması için, hayatlarını ve organlarını idame etmesi için onlara destek veririz. Evet. Peki uzmanlık alanımız yoğun bakım ve yoğun bakım nedir? Biz vatandaşlar hep böyle burada yoğun bakım dediğimizde korkuyorlar. Tabii artık ki, son böyle öleceği ve artık onu kaybedeceği psikolojisiyle bu bölümü duyarlar. Geneli nedir yoğun bakım? Aslında kelime anlamından çıkalım. Hani Türkçe'yi çok güzel çevirmiş böyle intensive care ya da critical care. Yoğun bakım yani yoğun bir bakılma döneminiz vardır. Yoğun takip edilme döneminiz vardır. Servisteki gibi doktorun hemşirenin gelip gitmesi değil de sizin bir takım cihazlarla monitörize etmek dediğimiz sürekli tansiyonunuzu, nabzınızı ve diğer bulgularınızı takip ettiğimiz, anında önlem alabildiğimiz, anında müdahale edebildiğimiz alanlardır. Birkaç seviyesi vardır. 1, 2, 3. Diyelim ki birinci seviye. Bu Sağlık Bakanlığı'nın seviyelendirmesi. Birinci seviye siz bir ameliyat olursunuz. Biz sizi yakın takipte tutmak isteriz. Tansiyonunuz vardır da ameliyattan sonra tansiyonunuzu takip etmek için. Veya çok büyük bir ameliyat olmuşsunuzdur. Ağrı tedavinizi yapmak için sizin o tansiyon ve nabzınızı, hayatınızı 24 saat takip ediyor. Bunlar birinci basamak yoğun bakımdır. Bunlarda korkacak hiçbir şey yok. Bunlar veya bir zehirlenme geçirmişsinizdir. Basit bir şeydir ama biz 24 saat sizi bir takipte tutmak isteriz ve karaciğerinizi ne kadar etki etti, böbreğinizi ne kadar bunlar için tutarız. İkinci basamaklar bir parça daha ağırlaşır. Orada hastanın solunumsal problemleri ön plandadır. Nefes alamıyordur. Bir insanın hep aynı şeyi söylerim derslerinde de
ağzını kapatırsanız elinize nefes alamaz. Bu nedir? Hayati risktir. Bir insan nefes alamazsa evet, hayati riske girer. Dolayısıyla bu tür hastaları takip ettiğiniz yerdir. Bunların içinde KOAH, çok bilinen bir kelime. KOAH hastaları vardır. Bunların içinde kronik hastalıkları olan, işte diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları olan insanlar vardır. Enfeksiyonları lokalize kalmayıp sistemik bütün vücuduna yayılmış olanlar vardır, ilerlemiş olanlar. Bunları oralarda takip etmek isteriz. Üçüncü basamak dediğimizde artık bazı organların yerine bizim makinelerle destek verdiğimiz yoğun bakımlardır. Biraz daha ileridir. İşte akciğerleri çalışamadığı için solunum cihazına bağlarız. İkide de bağlarız, üçte de bağlarız. Böbrekleri yerine yatak başı diyaliz yaparız. Karaciğerde bir problem var. Karaciğerin yerine başka bir cihaz koyarız, dışarıdan cihaz. Bunlar da daha ağır yoğun bakımlardır. Yoğun bakımlardan korkmak, tabii ki hastalığın olduğu bir yerden korkar insanlar. Bu çok normal bir şey. Ama biz onlara hassasiyetle bakmak için oradayız. Yani yoğun bakımlar bir iki tane kötü örneğin gösterilmesi bütün mesleklerde vardır. Bir iki tane yanlış uygulamanın yapılması bütün yoğun bakımları, bütün anestezileri adlandırmaz. Ha, biz bu mesajı her zaman yanımızda çalışanlara da veriyoruz. Genç nesil orada resimde çekiyor, orada bazen yanlış kelimelerde kullanıyor. Bir 90 yaşındaki hasta ile ona bakan 22 yaşındaki insanın arasında bir nesil farkı var. O neslin ikisinin birbirinden aynı şeyi beklemesi mümkün değil. Hem akli, mental bulguları açısından hem de yaşam standartları açısından. Bunlarda da görev bize düşüyor tabii. O çocukları, o gençlerimizi, orada çalışanları iyi eğitebilmek, empati yapmayı öğretebilmek. Onları yaptığımız zaman sorunlar minimalize oluyor. Yani örnek vereyim. Mesela bizim için yatak yarısı, hasta evinde de yatarken yatak yarısı olabilir. Çünkü iki saatte bir çevirmezseniz kolay açılır. Önce kızarır, sonra. Ama bizim yaptığımız işin hepsini bir yatak yarısı alır götürür. Hastaya birçok şey yapmışsınızdır. Hasta ölümden dönmüştür ama bir yatak yarısı açılmıştır. Hasta yakını onu görür haklı olarak. Dolayısıyla bunların hepsini bütün olarak düşünmek zorundayız. Biz çocuklarımızı takip eden hemşirelerimizi ona göre yetiştirmek zorundayız. Biz hekimler zaten her zaman o hassasiyetteyiz. Bilmediğimiz bir sürü şey olabilir. Bunları da yıllar içinde zaten biz de update ediyoruz. Tıp böyle bir şey çünkü inanılmaz bir hızla gelişiyor teknoloji. Biz de ona yetişmek zorundayız. Bunlardan yararlanmak zorundayız. Evet, şimdi biraz önce biz bu başlık olarak yine sormak isteriz ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Hocam burada hayati organlara biz dışarıdan müdahale edebiliyoruz. Destek veriyoruz. Şimdi bu hangi aşamada oluyor hocam? Yaş itibariyle mi, hastalığın derecesiyle mi alakalı? Hastalığın derecesi de olur, yaş da olur. Şimdi bir KOAH hastasıdır. Bu kronik bir hastalıktır, uzun süreli bir hastalıktır. Zaman zaman enfeksiyon, diyelim ki nezle grip olur. Ondan sonra KOAH'ı alevlenir, agreve olur. O dönemde bazen o hastanın akciğerleri daha fazla zarar görmesin diye biz dinlendirmeye geçmek için cihazlarla onlara nefes alıp, işte entübe dediğimiz şey o. Biz her hastayı, ya da her hastayı demeyeyim, %80 hastayı entübe ederek ameliyat ederiz. Hani entübasyondan korkulması, bu COVID'le yanlış bir algı oluşmaya başladı. Entübe olan her insan çok ağırdır ve hayır, biz ameliyatta da entübasyon işlemini kullanıyoruz. Çünkü biz o solunum cihazlarına bağlayabilmek için bir araç, nefes borusuna bir tüp koyuyoruz. Dolayısıyla entübasyon bir güvenliktir. Hocam entübasyon cümlesi çok duyuluyor. Tabii, COVID'le. Ya COVID'le birlikte korkunç bir başlık olmaya başladı. Yani kalın korkunç başlık. Hı hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani onu, hani o normal bir prosedürde de yapılan bir işlem. Dolayısıyla her entübasyon yapılan insan, her entübe edilen kişi hayati risk taşıyor demek değildir. Çünkü biz onu diyelim ki bir ameliyata gireceksiniz. İşte sizin karnınızda bir ameliyat olacak. Biz cerrah rahat çalışsın diye bir takım ilaçlar veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizin kas fonksiyonlarınızı iptal ediyoruz ki cerrah rahat çalışabilsin diye. Dolayısıyla siz kendiniz nefes alıp veremiyorsunuz. Biz dışarıdan bir solunum cihazına bağlıyoruz. Anestezi cihazlarımıza bağlıyoruz. Bunun için de bir araç lazım. Sizin solunum yolunuzla cihazın arasında bir parça lazım. Budur, bir tüp koyarız. İşte bir sürü alet edevatımız var, LMA vesaire. Onların birini koyarız. Hani bunlar her seferinde korkulacak bir şey değil de, çünkü mesajlar böyle farkındalığın arttığı dönemlerde COVID gibi
tek bir algıda seçicilik oluyor, tek bir şey üzerinden ilerliyor. O zaman bizim işimizi zorlaştıran şeyler oluyor. Entübe, diyelim ki ben tesadüfen konuşuyorum bir hastanın yanında veya anlatıyorum ameliyattan sonra işte şöyle entübe edeceğiz. Bu eşittir ölüm riski demek değildir. Eşittir hastanın hayatı çok kötü, çok ciddi hastalıkları değil. Hasta bir ameliyat olacaktır. Tırnağını bile çekecek olsak belki bir müdahale koyarız. Çünkü bu burayı korumaktır. Tükrüğünüzden kaçabilecek akciğerinize. Hani akciğerinize bir şey kaçtığı zaman ne yapıyorsunuz? Deyip atmaya çalışıyorsunuz. Biz orayı korumak için onu yaparız. Yani bu kötü bir şey değil. Mesela bir başka kelime daha trakeostomi. Buradan bir yol açıyoruz bazen uzun süren hastalık. Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Trakeostomi. Tamam. Burası nefes borumuz, trakea. Yani biz izleyici olarak basit, çok aşırı basitleştirip anlatıyorum. Anlayacağımız açı. Buradaki nefes borumuz var ya, sert elimizde dediğimiz Adem elması. Onun altından bir küçük delik açarız. Neden? Uzun süreli solunum cihazına bağlayacaksak biz bir hastaları bunu yaparız. Veya acil bir durumda hasta nefes alamıyor, yabancı cisim kaçtı boğazına. Onu yaparız nefes alsın diye. Yani dolayısıyla bunlar hayat kurtarıcı şeylerdir. Olmazsa bunlar, olmazları. Tabii bunlar kötü şeyler değil. Bilakis hayat kurtarıcı şeylerdir. Ama biz bazen kendimizi yeterince anlatamıyoruz. Neden? Çok hızlı bir sirkülasyon dönüyor. Nüfusumuz çok kalabalık. Hızlı bir şeyleri anlatıp hızlı onları... Ama bana da birisi muhasebe anlatsa ben de o hızla anlamıyorum zaten. Değişen bir şey yok. Onlara da suç bulmuyorum. Dolayısıyla biz bunları bu tür programlarla, bunlar çok önemli programlar. Yani belgesel, bilgilendirme. Anlattıkça insanların farkındalığını, korkularını, anesteziden korkularını. Anestezi. Eskiden anesteziyi fazla vermeymiş oldu. Şimdi öyle bir şey yok. O kadar komik geliyor ki hele yeni başlayan asistanlar falan. Çünkü anestezinin seviyelerini ölçebileceğimiz alet evlatlarımız var bizim eskiye göre. Öyle bir tutam, iki tutamlı olmuyor bu işler. Hasta ne kadar anestezi derinliğinde bizim cihazlarımız ölçüyor. Çok mu derinleşiyor? Çok mu yüzeyel? Hasta ağrı mı duyacak? Bir sürü aletimiz var. Biraz önce yayından önce sizle konuştuk. Kompütür dönemindeyiz. Yani bunlar bu teknolojiyle bize sunulan nimetler. Biz bunların hepsini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Biz hastanın güvenliği için alet edevatımız her zaman elimizin altındadır. Ve onları gerekli olduğunda kullanırız. Çok da keyiflidir yani. Ben keyif alarak anlatıyorum farkındaysanız. Burada bir hekimin yanına ister özel hastaneye gidelim, isterseniz devlet hastanesine. Şimdi orada günlük hasta bakma sayısı var. Yetme gün mesaisi bir şey var. Hani programlama süresi var. Evet. Fakat yayın anlamında bir örneğin yaşlı grubunu örnek verelim. Bir teyzemiz geldi size. Bir kuah hastası ya da her neyse hastalık kısmı. Burada tümünü anlatamaz ama yayın anlamında tabii. Çok bir veli nimet diyoruz. Tabii. Buradaki gidip oturduğunda Ayhan hocama gittim. Evet. Oradaki sürem hasta takip kısmında bu kadar ama benim hastalığımla alakalı. Anesteziyoloji diyoruz, anestezi olarak biliyoruz. Ve buna benzer birçok şu an başlıkları size soracağız. Detaylı izlediğinde hekimimin bana anlattı, uzmanımın bana anlattı, bu. Mesela biz ne dedik? Özellikle vurgulaya söylüyoruz. Mesela entübe kelimesinden kanser hani diyoruz ya olduğumuz işte bir yerde bir şey çıkıyor. İnanılmaz korkuyor birey. Haklı olarak zannedersem hocam. Biz entübe cümlesini korkunç bir başlık olarak hep görürük. Entübe dediğin an son 12 pardon 2 sene pandemide biz o cümleyi duyduğumuzdan gözlerimizden yaş akıyordu. Ya benim yakınım ölecek. Halbuki biz bilmiyoruz. Evet orada belki bir müdahale çeşididir ya da biraz önce anlattığınız birçok cümleyle koruyucu bir yanı vardır tabii. Aynen bunları siz değerli hocalarımızın hayatımıza dokunan, hayat kurtaran hocalarımızın sayesinde öğreniyoruz bu yayınlarla birlikte. Çok değerli, kıymetli bilgiler çünkü insanın hayatıyla alakalı. Ve burada devamında tamamlamak istediğiniz bu entübe kısmında var mıdır cümlelerimiz hocam? Bilmediklerini, korktuklarını bize sorabilirler. Ben bazen hastalarımdan şunu duyuyorum ama hocam daha önce böyle anlatmamışlardı ki. Evet dediğiniz gibi vaktimiz belki olmuyor bazen ama ben mesela diğer yanım ozon terapi yaparken hastayla bir 15-20 dakika karşılıklı geçiriyorum. O sırada bunları da konuşabiliyorum veya başka hastalığı hakkında da bilgiler verebiliyorum. Bizim görevimiz, misyonumuz budur. Elimizden geldiğince onlara doğru bilgileri verebilmek. Onların bazen şöyle olur. Bir yanlış doğru olarak ilerler.
Onları da düzeltmek bizim görevimiz. Bu normal hayatımızda da vardır. Yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar. Dolayısıyla hani onları da bizim, bunun için de bizim de kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani benim okuldan mezun olduğum zamanı söylemeyeceğim yaşımla alakalı olarak gerek. Ama okuldan mezun olduğum şeyin üzerine tabii ki ben katmak zorundayım. Tabii ki sürekli izlemek zorundayım. Uluslararası bilimsel arayayı takip etmek zorundayım. Ha, Türkiye gerçekten de uluslararası arayada tıp olarak da çok iyi bir yerde. Biz gerçekten. Gayet iyi bir yerde. Teknoloji olarak da, alet edevat olarak, şey olarak, bilimsel olarak ve hekim olarak. Türk hekiminin eli gerçekten çok iyidir. Yine nüfusa bağlayacağım. Deneyim çok fazla. Çok fazla. Hakikaten ben öğretmen, ülkemizi koruyan güvenlik görevlileri kısmındaki biz, ülkemiz adına hizmet veren ve sağlık çalışanları her daim ailede biter. Her zaman şunu da söylemeden yine geçmeyeyim. Hastanelere gittiğimizde o yoğunluğa bakarak onların psikolojisini de biz nasıl hasta psikolojisini anlatıyorsak biz de biraz bir nevi saygılı olup öz eleştirde bulunalım kendi. İnanılmaz saygılı, yani şöyle nasıl diyeyim, cümleyi toparlayamıyorum, saygı duyacağımız bir alan. Neden? Bu kısımlar yayın yapıldığı zaman bazen televizyonlarda izlediğimde ya her meslek kıymetlidir ama nasıl biz vatani görevini yerine getiren bir askeri görüyorsak hayatımızla yani Türk ferdine bakan, vatandaşına bakan sağlık anlamında sağlık çalışanına aynı şekilde bakmamız gerekiyor. Sizler bu bilgileri aktardığınızda bence evet hayatın idame etmek için bir ekonomist konuşur ama sağlık çalışanı apayrı bir yerde tutulmalı. Bu programlar apayrı bir yerde tutulmalı. Aynen öyle. Bir de gerçekten şunu hemen ben iliştireyim. Bir şey söylediniz, o çok önemli. Ben kalkıp ekonomi hakkında konuşmam. Çünkü benim alanım o değil. Ama herkes sağlık hakkında konuşabilir. İşte o doğru bilinen yanlışlar oradan çıkıyor. Lütfen hekim de her şeyi full bilecek iddiasında değilim. Ama hekim kendini geliştirmeli. Bunda hemfikirim. Ama bir bankada elimizde bir barkodla oturuyorsak ve sonunun gelmesini bekliyorsak, ben de bekliyorum. Saatlerce de beklediğim oluyor. İki vezne açık oluyor. 10 vezne sayabiliyorum ama bekliyorum. Lütfen biraz sabırlı olmaları lazım. Sağlık çok hassas, kabul ediyorum. Orada beklemek sıkıntı oluyor. Ama o hekimin birebir problemi olmuyor. Birçok arkadaşımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir şey. Ne olur biraz daha hassasiyet olsunlar. Empati oradan da gelmesi lazım. Biz empati yapalım, hastanın yerine kendimizi koyalım ama bir de karşı taraftan da gelmesi lazım. Şunu asla kabul etmiyorum tabii. Yani evdeki sorunumu oraya getirmek durumunda değilim. Evdeki sorununuzu evde bırakırsınız orada. Ama biraz önce söylediğiniz o günün yoğunluğu, 100 hasta bakıyorsanız bir günde artık konuşamaz hale gelirsiniz. İçeri giren, özellikle poliklinikler için söylüyorum, içeri girdiği zaman zamanın çok hızlı geçtiğini düşünür, oturur, bekler, poliklinik hizmeti alırken daha uzun süre, dışarıdaki zamanın çok geçtiğini bir an önce içeri girmek ister. Ama bu böyle bir şey değil tabii. Bazen 3 dakika harcarsınız, bazen 13 dakika harcarsınız o hastaya. Yani o muayeneye göre 4-5 dakika maalesef bizim yani bütün hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde. Hastanın şikayetine göre değişiyor. 4-5 dakikada hadi gel otur, ne şikayetin var, biter zaten. Bir de siz yönlendirmezseniz onun şikayetini dinlemek için zaten şeyden başlar. Yani doğum tarihinden başlar. 4-5 dakikaya ona sığdırmanız olası değil. Biz onu keseriz, şey yaparız, neydi sonuca gelmeye çalışırız. Ne olur biraz hassasiyetlerini arttırsınlar. Yani birçok yerde ben de bekliyorum. Her yerde hepimiz bekliyoruz. Otobüs kuyruğunda bekliyoruz. Bu ülke, bu millet yağ kuyruğunda yıllarca beklediği sorun o. Dolayısıyla bir parça o hassasiyeti, bunun şiddeti değil. O şiddetle biz çocuklarımıza da gösteriyoruz. Trafikte de durduğum zaman korna çalmıyorum. Bekliyorum. Evet, varsa bir şey söyleniyorum kendi kendime. Ama bağırıp çağırıp bu böyle İdame ediyor çünkü. Bizden gören bu çocuk öyle yetişiyor. Aslında şu var, kadına şiddet olsun, doktora şiddet olsun, iç şiddetlerimizde. Anne terliğiyle başlıyor her şey. Arkasında olan bir terlik var. Hani toplumsal cinsiyet eşitliği anlatmış bir hoca olarak. Şimdi oradan başlıyor belki bir şey. Biraz böyle derin nefesler alıp
sakince durmamız, yapmamız lazım. Benim de sinirlendiğim zamanlar oluyor. Çok mutlu mesut i̇nsanız, değil. İnsanız, fıtratımızda olan bir şey ama o şiddet kısmına gelince şöyle bir durmamız lazım. Bir engel olmamız lazım. Çünkü bizden görüyor çocuklar, başka yerden görmüyorlar. Tabii ki çizgi filmler, şunlar bunlar ayrı bir şey ama birazcık birbirimize karşı empati, hassasiyet göstermemiz, empati yapmamız lazım. Burada verilen mesaj özellikle bu alanda yıllarını geçirmiş ve insanlara belki binlerceden fazla hayatına dokunup hayatını idame kısmında rehber olan sizler, mesaj çok önemli burada. Peki hocam, şimdi yine yoğun bakım kısmından devam edelim istiyoruz. Yoğun bakımın evreleri. Şimdi biz yine biraz önce ne dedik? Birinci, ikinci, üçüncü basamak evre yoğun dedik bakım ama nerede? Vatandaş şöyle biliyor, yoğun bakımda yatıyor, vefat edecek. Hep biz bir bazı şeylerin ya ilki ya sonunu, ortası yoktur. Nedir evreleri hocam, buyurun. Yoğun bakım evreleri diye bir şey yok ama yani yoğun bakıma giriş sebebi ne? Mesela üstünden otobüs geçen bir hasta, benim hasta 13 yaşında. Girdiği an zaten hani eğer evreleme yaparsam çok ağır. Üstünden otobüs geçmiş. Ama onu yaşatmak için uğraşıyorsunuz. Bir ay içinde yoğun bakımdan çıkardım ben onu. Bunun gibi birçok arkadaşımın birçok vakası var. İlla ki hani şöyle geliyor hasta. Evdeyken hiçbir şey yoktu. Ben dedim ki bize niye başvurdunuz? Niye hastaneye geldiniz? Bir şey vardı yani, evet. Muhakkak vardı ki evet. Siz bir hastaneye gelmeye ihtiyacı. Veya tersten söyleyeyim. Hasta çok yaşlı işte veya kanser hastası. Hasta yakın der ki. Yoğun bakıma girmesin. Peki. Entübe olmasın. Peki. Peki niye getirdiniz? O zaman evde kalsın. Çünkü her insanın evet bir şey de evinde duası okunarak bir şeyi de var. Yani hayatını sonlandırması gibi bir şeyi de var. Ha bize niye getirdiniz? Bir, sorumluluklarınız. Eve karşı sorumluluklarınız, vicdanınız. İki, o hasta eğer nefes darlığı çekiyorsa biz ona yardım ederiz. O son kalan zamanın, son kalan günlerinde o olmadan, ağrısı olmadan, nefes alması, darlanması olmadan, boğulma hissi olmadan yardım ederiz. Ama bunu bize bırakın, biz kendi yöntemlerinize. Siz bizi müdahale etmeye kalkarsanız o zaman diyoruz ki niye getirdiniz? Evde yapsaydınız. Benimle bir hasta bir gün çok tatlı bir şeye girdi, diyaloğa girdi. Dedim ki antibiyotikten dolayı bu olmuş olabilir, kullandı. Canım o kadar olur mu? 2-3 gün sürer dedi. Öyle mi dedim? Sizin tıp fakültesinde öyle mi öğrettiler? Bizimkinde başka öğretmişlerdi. Şimdi o kadar herkes hani bu bir yemek tarifi gibi her şeye hakim ki ben tekrar itiraf ediyorum. Ben muhasebeden anlamıyorum. Muhasebecim de dinliyorsun zaten. Duyar biliyor da. Dolayısıyla ben anlamıyorsam birileri de ne olur bırakın. Bilenler size yardımcı olsunlar. Tabii ki kendinizi bilgilendirin. Tabii ki sorun, tartışalım diye. Benim bilmediğimde ben döner bakar kendim öğrenirim. Sizlere yine cevap veririm. Ama her şeyi biliyormuş gibi geldiğinizde biz diyoruz ki o zaman bize ihtiyaç yok. O zaman siz buyurun yapın. İlla ki ben hastayı yoğun bakıma aldığımda illa ki hasta yakında beraber gidecek. Peki güzel de ben bir müdahale etmem için bir zamana ihtiyacım var. Biliyorum dışarıda bilinmezlikte beklemek belki çok zor ama eğer sizinle ilgilenecek olsam hastaya yeterince vakit ayıramayacağım ben. Lütfen bir sakin olun. Biz size göstereceğimiz zaman var. Artı şunu da buradan çok net söyleyeyim. Birinci derece yakını hastanın. Bu evliyse eşidir. Sonra işte çoluğu çocuğu gelir, sonra anne baba gelir, sonra ikinci derece yaşları gelir. Köyün en bilgisi bizim yakınımız, bizim muhatabımız değil. Köyün en büyüğü, ailenin en büyüğü bunlar öyle değildir. Biz hukuki olarak kimse birinci derece hasta mahremiyeti vardır, onun bilgisini ona vermek zorundayız. Şuuru açıksa kendisine de vermek zorundayız, eşine bile değil. Şuuru açık hastanın kendisine bilgi vermekle yükümlüyüz. Kanser hastası ne olur söylemeyin, güzel de. Bizim aslında hukuk sistemimize göre kendisinin bilmesi gerekiyor. Bizi öyle zor durumlarda bırakıyorlar ki. Dolayısıyla ne olur bize yoğun bakımlarda hep beraber tedavi yapacaksak biz serviste de yaparız onları. Bütün aile 5 kişi, 6 kişi biz orada da yaparız. Ama yoğun bakımın anlamı bu değil. Meşhuruz bununla değil mi hocam? Türkiye'de olarak. Tabii. Hocam şimdi hakikaten bir daha siz anlatırken kat ve kat anlıyorum bu işin meşakkatini. Gözünüzde canlanıyor. Tabii ki düşünsenize biz Türk ailesi evet birbirimize bağlı olmayı, evet. Bizim o duygularımız çok güzel yani o ayrı bir konu. Ama çok ciddi hayati kısımda sizleri ve o hastayı zor durumda bırakmamak adına siz bir şey bakın
Siz ne dediniz? Muhasebeden anlamıyorum. Siz bir şey biliyorsunuz ki bunun böyle olması gerektiği kanaatinde ve onu da onlara iletiyorsunuz. Saygı duyma kısmını biz zorlanıyoruz. İşte izleyicilerimize siz anlatı anlatı anlayacaklar. Çünkü herkes her şeyi bilemeyebilir. Tabii ki. Ama burada da bu anlattığınız çok kıymet taşıyor, önem arz ediyor. Siz seviyorsunuz yakınızı ya da siz de duygusuz değilsiniz. Ama tabii benim işimi yapmam gerekiyor. Tabii. Hayatı siz çok seviyorsunuz. Ve bir zorluk yaşıyor hayati risk anlamında ya da tedavi görmesi her neyse konu. Bana getirdiniz, ben bu işin uzmanıyım. Benim için ona zaman lütfen verin ve ben ona müdahale edebileyim. Aynı şey öğretmenlerin üstüne geçerli değil mi? Evet hocam. Neredeyse çocukla aynı sıraya oturacağız hep beraber. Ders yapacağız orada okulda. Ha bunu yapan yerlerde var biliyorum. Yani ben de bunlardan birine çocuğumu götürdüm. Benim çocuğum şunu dedi. Sen dedi oradaysan dedi ben senin tuttuğun nottan ne anlayacağım dedi. Ben dedi o notu tutarken yanına bir işaret koyuyorum. O anda anlatılan dersin özeti gibi oluyor o işaret. Ve ben o dersten onu anlıyorum dedi. Dedim ki zaten sen hani rica ettin ben de merak ettim bir kez. Çünkü bütün veliler bir kurstu bu. Bütün veliler arkada oturuyor. Bir süre sonra soru sormaya başlamış veliler. Böyle bir şey değil. Öğretmenlere de düşünmek lazım. Onlar öğrencilerle aralarındaki şey. Biz niye? Biz onlarla beraber okuyacaksak o zaman okursunuz, gidersiniz evde de kendiniz anlatırsınız. Değil mi? Okul hep çok olmaz o zaman. Gitme, servis parası da vermezsiniz. Böyle bir şey değil. Değil mi? Biraz insanlara müsaade etmek lazım. Onların inisiyatiflerini kendilerinin kullanmalarına izin vermemiz lazım. Bu öğretmenler için de geçerli, bizim için de geçerli. Birçok meslek için özellikle geçerli. Özellikle hastanede çalışma, tabii. insan hayatıyla ilgilenen sağlık çalışanlarımızın yine dediğimiz gibi bir hemşirenin bazen biz görüyoruz müdahalesinden tutun en yükseğe kadar ne şekil hayatın müdahale kısmı alan alan değişiyor tabii hepsini tek tek isimlendiremiyoruz hocam. Bunu buradan belirtmeniz de güzel oldu. En azından biz nasıl pandemi hemen geçti zannettik o günleri hapis hayatını unuttuysak biz bunları farkındalık anlamında farkında olsun insanlar diye evet. anlatıyorsunuz. Evet, o her izlenişte farkındalık olsun ki gittiğinde alan, aciliyet, vaka, bölüm ne ise bunu her daim bilsin bilinçaltlarına sürekli kodlansın. Hani en azından sürekli tekrarladığınız şey kodlanıyor değil mi hocam? Kodlanıyor. Şunu da söyleyeyim. Yani söylediklerimden şu anlaşılmasın. Tabii ki hasta yakınlarının ve hastanın da haklı olduğu alanlar muhakkak var. Olumsuz olaylar hiç mi olmuyor? Şimdi diyecekler ki hoca hep şey hayır öyle değil. Tabii ki haklı oldukları ama bunun bir iletişimi var. Bunun bir anlatım yolu var. Bazen şunları da yaşıyoruz. Yani hastanın yakını veya hasta kendi hastalığı hakkında çok fazla bilgiye sahip olabilir. Doğru. Ve bu çok eskiden kalan bir şeydir, yaklaşımdır. Sizi sınamaya çalışır. Söylemez o problemlerini. Hadi siz bulun bakalım. Böyle bir şey yok. Tabii sınamaya çalışıyor. Yani biz onamlar alıyoruz biliyorsunuz ameliyata girerken, yoğun bakım alırken soruyoruz ediyoruz. Hasta saklar. Hastalığını, kullandığı ilacı, içtiği sigarayı bunları saklar. Bunlara gerek yok. Biz orada sizin canınız için uğraşıyoruz zaten. Tabii ki sizin de haklı olduğunuz yönler vardır belki. Ama onları bize söylersiniz. Hasta 2 senedir bir kanser tanısı almış. 2 sene boyunca işte çocukları bir yerdeymiş herhalde. 2 sene sonra çocuğunun paniği ben anlıyorum. Keşke 2 sene önce ben bunu fark edebilseydim. Çünkü uzaktaymış çocukları. Ve o vicdani şeyi hekimden çıkarmaya çalışıyor. Benden değil, bana gelmeden önceki bir önceki hekimden. İstiyor ki ben o hekim hakkında kötü konuşayım ve gitsin onu şikayet etsin. Öyle bir şey yok dedim. Yani o hekimin yaptığı doğru, bu noktaya gelmesi de bu işin mecbur gidişatındaydı. O aradaki psikolojiyi çok net anlıyorsunuz. 2 senedir uzakta olduğu için ebeveyinden oradaki problemi kendi vicdanı içinde çıkarmaya çalışıyor. Biz bunları görüyoruz, biz bunlara hiçbir şey söylemiyoruz. Bunlar olağan şeylerdir, insanların psikolojileri bu çünkü. Ama bunu hekimden veya başkasından şiddetle çıkaramazsınız, cezalandırmayla çıkaramazsınız. Ya sizin bedeninizin yaşadığı bir hastalık var ve siz bunu kalkıp deney tahtası gibi karşınızdaki sağlık kısmında hayatınıza müdahale eden çok kıymetli bir çalışma alay eder gibi hem kendi hayatınızla alay ediyorsunuz. Yanlışsam düzeltim hocam bir sigara kullanıyor ise o sigarayı söylemiyorsa inkar ya da ediyorsa siz deniyor ise siz sigaraya benzeyen başka bir şey aklınıza gelir. Çünkü benim hastam diyor ki kullanmıyorum ama bunun başka bir benzer bir şeyini araştırmaya kalktığınızda bir onun hayati sağlık müdahalesi gecikeceği için
hem de sizi yanlış yönlendireceği için tabii. Aslında yanlış, hatta suça da girebiliyor desek yeridir neredeyse. Onu hukukçulara bırakalım, girebilir herhalde. Ama çünkü neden? Bir hekimin yanlış müdahale, çünkü ciddi hayati bir iş yapıyorsunuz. Tabii ki, yani o, bir, orada açık olmak. Biz ismini vermeyeyim, ben bir hekimin, bir hastanın, vefat eden bir hastanın hekimiydim. Hatta bugün toplantıda hatırlattılar, onun da hekimiydi diye. Ben onlarla, ailesine şöyle bir konuşma geldim. Biz düşman taraf değiliz. Sizin amacınız çocuğunuzun yaşaması, benim amacım sizin çocuğunuzun yaşaması. Biz aynı taraftayız. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bizim fikirlerimiz, görüşlerimiz, ideolojilerimiz burada bir kenara gider. Hiç. Orada hasta hayattır önemli olan. Ben hekimim. Ben hekimliğimi yapmak durumundayım. Ben başka bir şey yapmam. Bu ne olursa olsun, yani kim olursa olsun, hekim olarak içtiğim ant da böyle, ant içmeseydim de vicdanen de böyle. Ben orada hastamı yaşatmak durumundayım. Ben orada hastamı tedavi etmek durumundayım. Onun dışında ne olursa olsun. Bunun için açık olmak zorunda hasta yakınları. Bir şeyi saklamamak durumdalar. Geçirdiği ameliyat olsun, hastalıkları olsun. Bunlar bizim için önemli ayrıntılar. Burada zaten bir çok güzel bir kelime var. Hasta hekim mahremiyeti. Evet. Çok da güzel. Bunu bunun için söylemişler. Ve tabii. Bunu da siz her şeyi bilip ona göre müdahale edeceksiniz. Tabii. Sizler öğretmen gibi mukaddes bir iş yapıyorsunuz. Hayata dokunuyorsunuz. Teşekkür ederim. Bunu özellikle gerçekten geçen gün bir haber izledim. Hastaneye basmışlar ve öyle bir şiddet var ki şok oldum. Dedim ki hani bunu yayında dile getirelim ki en azından, yani düşünsenize, hekimin olmadığı bir alanda yaşıyorum. Değil mi? Değil mi? Hekimin olmadığı bir alanda yaşıyorum. Tabii. Hani korkunç bir şey, dehşet bir şey. Veya sadece o sağlık merkezinin olduğu bir yerde yaşıyorsunuz ve oraya bastıklarında siz bu şeyden de mahrum kalıyorsunuz. Alacağınız hizmetten de mahrum kalıyorsunuz. Yani orayı basmakla, tamam ben bakkala kızdım, bakkalı bastım, markete kızdım, böyle bir şey yok. Yani siz biz hukuksal yollardan şey aramayı bıraktık artık zaten. Herkes birebir şey yapmaya çalışıyor. Ama o bir herkesin hizmet aldığı yer. Siz orayı yapmakla, onu yapmakla en ufak verdiğiniz sandalyesinden bilgisayara zarar en azından bir günü alıyor, orayı kapatıyor, tekrar arkadaki kuyruğu uzatıyor. Bir sonrakinin hizmet almasını engelliyor. Yani bizim küçükken öğretmen ilkokulda bir şey vardı. Birinizin hakkı öbürünün başladığı yerde biter. Kendi hakkın bir diğerinin hakkının başladığı yerde biter. Bunlar herhalde çok netlere edilmiyor artık ki. Herkes ben diyor. Önce ben. Herkes kendini özel hissetmek istiyor. Herkes kendini özel hissetmesi hoş bir şey ama o zaman ben toplumu olur. Biz toplumu olamayız. Birbirimize saygı duyan toplum olalım, değil mi? Yani bir sonraki stepte sen öne geçersin. Bir biz olmayı bir türlü beceremiyoruz maalesef. Her şeyde şu kelime çok hoşuma gidiyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Böyle bir şey var, çok burada söylemeyeyim. Yani bilmeyen varsa onu başka kayıtlardan araması lazım. Biz bilemeyeceğiz. Ama herkes kendine özel zaten. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye trafikte öne geçmek, orada öne geçmek. Bunun bir anlamı yok. Bazen şey oluyor. Hocam siz niye bekliyorsunuz? Niye? Ben insan değil mi? Ben de burada bekliyorum. Yani tamam, yaşına saygı gösterirsiniz, öne geçirirsiniz, makamına saygı gösterirsiniz. Ama bu insanların size saygı gelmeden önce ben diye öne çıkması gerçekten çok rahatsız edici bir şey. Zaten toplum sizi götürür oraya. Siz onu söylemeseniz de, ben öğrencilerime hep şunu söylerim. Benden korkarak bana saygı duymayın. Çünkü şu anda derim amfide ayaklarınızı da uzatabilirsiniz ders anlatırken. Ama derim yani aradaki bir nesilim. Hani, kızatabilirim, ona da emin değilim. Ama benim buradan ayrıldığımda size öğrettiklerim de beni hatırlayın. Saygınız öyle kalsın. Ben buradan gittiğimde hoca gitti artık korkmuyoruz diye saygı. Bu benim istediğim bir şey değil. Ben size öğretebiliyorsam, ben size mentorluk yapabiliyorsam bu yaşımda, o zaman bana öyle saygı duyun. Ben öyle bir saygı beklemediğim için de o saygı kendiliğinden gelir. Bana saygı duyun diye arkadaşlar böyle bir şey içinde, böyle bir şey yok. Sizin kendinize saygınız varsa zaten sorun yok. En büyük şey kendinizden alırsınız. Tabii kendinizden gelir zaten. Kendinize olan saygınız. Bunu her yerde gösterirsiniz. İşte giyiminizde gösterirsiniz. Zaman ayırırsınız kendinize. Kendinize saygı gösterirseniz her zaman etraftaki insanlar size saygı gösterir. Çok da güzel bir örnek verdiniz hocam. Tabii. Yoğun bakım kısmında biz şunu
teknolojileri merak ediyoruz şimdi. Kullanılan teknolojiler nelerdir? Varsa bunların sizin şu an kullandıklarınız örnekler. Biz teknolojiyle çok hızlı ilerliyoruz. Yani bugün teknolojinin bize sunduğu imkanları kullanabilmek bizim için o kadar keyifli ki. Çünkü işlemimizi çok kolaylaştırıyor. Görüntülemeden olsun, işte biraz önce bahsettiğim solunum cihazlarının olsun, hastanın yoğun bakımda da biz anestezik ilaçları kullanırız. Onların sedasyon dediğimiz, uyuturuz birazcık, sakinleşsinler, solunum cihazlarına adapte olabilsinler veya etraf, bakın 24 saat boyunca dıt 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 diye cihazların olduğu, geceyi gündüzü göremediğiniz bir yerde olursanız bu çok zor bir şey. Normal uyuyup uyanma temposunda yapmanız lazım. Bunlar için geliştirilen cihazlar bizim için her geçen gün gelişiyor ve daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımların aydınlık, gün ışığı görmesi diye mevzuata bir şey geldi. Bu çok önemli. Benim hastalarım kar yağdığını görüyor, yağmur yağdığını görüyor, geceyi görüyor, gündüzü görüyor. Dolayısıyla hayattan kopmadığını görüyor. Ama siz onları karanlık bir odaya aldığınızda, yani karanlık derken gün ışığını görmedikleri, sürekli floresan yaktığınız bir odaya aldığınızda ve burada 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2,5 sene, o çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Bu hastalarımızla ilgilenirken sizlerin de şimdi yaşadığı zorluklar oluyor. Tabii. Bedensel olsun. Mental olsun. Evet, aynen, ruhen ve psikolojik olarak. Bunlar nasıl, yıllarca tecrübenizle mi atlatıyorsunuz? Yani biraz ya da atlatabilenler yoğun bakımcı oluyor. Bunları da biraz ele alabilir miyiz? Şöyle, önce mental kısımdan ya da ruhsal kısımdan başlayayım. Tabii ki ben de, bırakın yoğun bakım, tıp fakültesine girdiğimde 3 kez bayılmışlığım vardır. Şimdi kan gören insanlar bir kısmı bayılır değil mi? İnsanlar kan tutar, hastanenin esnemli kokuları vardı, artık öyle yok. Girersiniz, serumların, şeylerin kokuları vardı. Ben de tıp fakültesini kazandığım gün bir bayılmışlığım vardır. Sonra bir apse açılırken bayılmışlığım vardır. Böyle bir doğumda bayılmışlığım vardır vesaire. Bir, adapte oluyorsunuz artık yavaş yavaş. İkincisi, şu kısmı çok zordu. Hamilesiniz, hamileleri alıyorsunuz. Of. Hocam, çocuklarınız merak var, ediyorum. Çocuk alıyorsunuz yoğun bakıma. Ebeveynleriniz var yaşlı. Tabii ki bu, empati yaparsanız, ki yapmanız lazım ama empatinin bir sınırı var. Tamamen empati yaparsanız oradan ruhsal sağlığınız bozuk çıkarsınız. Bu yüzden de biz yoğun bakımcıların özellikle mutlaka ilgilendiği başka bir şey olmalı. Yani orayı kapattığınızda, ki bizim telefonlarımız 7/24 açıktır. Ama oradan çıktığınızda kendinizi deşarj edecek başka bir şey bulmanız lazım. Ben bir tiyatroya giderdim. Pek de beceremem ama hani bir, ne bileyim, koroya gidebilirsiniz. Bir sürü insan var bunları yapan. Resim yapabilirsiniz. Bir şekilde başka bir dünyada çalışmanız lazım. Çünkü hep orayla sınırlı kalırsanız gerginlikleriniz artar, ruhsal problemleriniz artar. Bedensel problemlere gelince, evet, uzun süreli uykusuzluklar, uzun süreli açlıklar, tuvalete gidememekler, bunların hepsi içinde bedenen rahatsız olursunuz. Artı enfeksiyon, işte COVID nedeniyle enfeksiyon bulaşması da sizi zorlandırır işlerinizi. COVID'de evet, Çin'de başlamasıyla beraber oradan yola çıkarak tüm dünyanın yaptıklarını biz de ülkemizde yaptık. Koruyucu önlemler kadar. O kılık kıyafetleri giymek, çıkarmak, onların içinde terli, nemli kalmak. O bir de güçleştiriyor sizin hareketlerinizi. O kadar zordu ki ilk etaplarda malzeme az değildi ama acaba devamı gelecek mi diye tüm dünyanın yaptığı gibi. Dünyada videolara bakarsanız herkes maskesini tekrar kullanma yoluna gitti vesaire. Bunların yarattığı hem bedensel hem ruhsal problemler oldu. İnsanlar normal işte metroda vesaire maske takarken işte alerji yapıyor, takamıyor falan. O insanlar 24 saat, belki neredeyse 24 olmasa da 8 saat o kıyafetin içinde kaldılar. Hani bunların bedensel şeyi gerçekten çok zor. Bunu parayla ölçmeniz mümkün değil. Zaten ölçmedikleri, evet, ölçmedikleri için zaten yeterince. Bu sadece doktorlar değil. Burada hemşireler var, yardımcı sağlık personeli var. Ama bu iş sevilmezse yapılmaz zaten. Orada benim hep yanında çalışan uzmanlarım, asistanlarım, personelim söylediğim şu vardır. Burada bir gün biz yatabiliriz. Biz buranın temizliği, bakımı vesairesi, işte havalı yatağı, şu, biz orada yatabiliriz. Bir tek bunu düşünerek, bir ameliyat masasının iki ameliyat arasındaki temizlenmesi, bir sonraki hasta biz olabiliriz. Bunu kendinize ne yapılmasını istiyorsanız lütfen onu yapın derim. Bir tek bu.
Bizi geçtim, anne babamız yatabilir. Ki bunlar hepimizin, yani biz de insanız, hepimizin anne babası, hepimizin kendi yoğun bakımlarını, kendi ameliyathanelerinde, en yakın yerde yaparsınız genellikle. Herkesin kendi çöplüğü en iyi yerdir, biliyorsunuz. Evet, evet. Onun için tabii ki bedensel ve ruhsal bir takım problemlerimiz oluyor. Onları da aşma yolları var tabii ki, biraz önce söylediğim şeyler gibi. Bu ama da aramızda sıkıntılı insanlar da oluyor tabii. Yani normaldir, her meslekte oluyor. Tabii ki. İşte hep bu kısımda empati kuralım, hasta olarak işin mukaddesliği buradan geliyor diyoruz. Ve yine ben burada COVID demişken, COVID ile alakalı yaşadığınız zorlukları sormak istiyorum. Çünkü yoğun bakım ilk vatandaşın gördüğü şey COVID acil bölümüne koşma, sonra yoğun bakım. Tabii. Bu süreci biraz dinleyebilir miyiz? Şöyle anlatayım, kendi hastanemden anlatayım. O zaman bir eğitim araştırmanın eğitim artı idari sorumlusuydum. Çok da sevdiğim, hala sevgiyle ve özlemle andığım uzmanlarım var. Bir kere hepimiz bir program içine dahil olduk. 24 saat çalışıp 48 saat dinlendirmek zorundaydım. Hem COVID'den uzak olmaları gereken bir dönem var. Çünkü 24 saat çalıştığınız zaman bir gün sonrasında bütün günü uyuyarak geçirdiler. Ertesi gün 48. saat tamamlarken kendilerine geldiler. Virüs yükünden, bulaştan uzaklaşmak için belli bir sürede ayrı kalmanız gerekiyor. Eleman sayımız artınca o süreyi 72 saate çıkardım. Ve gruplar yaptık. İşte 1, 2, 3, 4, 5. grup. Bunlar bir kısmı ameliyathanede, ameliyathaneyi de yoğun bakıma çevirdiğimiz yerler oldu. Bir kısmı yoğun bakımda, bir kısmı da bizim kendi palyatif servisimiz vardı. Orayı da ben izolasyon servisine çevirdim. Özellikle de VIP servis yaptım. Sağlık çalışanlarını sadece oraya toparladım ki hastanenin içine dağılmasınlar. Bunda başhekimimiz, başhekim yardımcımız, bir sürü personelimiz, hemşiremiz, doktorumuz orada yattı. Buradaki amaçlardan biri hemen müdahale edebilelim. Ve yoğun bakım ihtiyacı olmadan biz ilk dönemlerinde müdahale edebilelim diye. Bunda da çok başarılı olduk. Çünkü bunun bir yanı şuydu, sadece virüsle uğraşmıyorsunuz. Çok ciddi psikolojik korkular vardı. Yani ben evine göndermediğim asistanım ve hemşirem oldu. Tabii ki diğerleri de yattılar ama şöyle. Hocam ben iyiyim, evime çıkıyorum. Hayır, çıkamazsın. Bir gün daha kalacaksın. Çünkü orada psikolojik olarak da evde tek başına, annelerin babalarından uzakta, işte gelmişler diyelim ki Antalya'dan gelmiş. İstanbul'da asistanlık yapıyor. Ben onu evde, annesi babası Antalya'da, o ne yapıyor oğlum acaba korkusunda. O evde tek başına, ki hastalığın ilk dönemlerinde çok panik atak oldular. Orada gözlemledim ki o çocuklar bana 7 gün sonra yoğun bakımda geleceklerdi. Yani çalışmaya geleceklerdi, biliyorsunuz. 14 gün herkese izolasyon vardı, bize 7 gün vardı. 7 günde iyileştirip bir dinlenip gelmeleri gerekiyor. Sadece bunun için değil, evde tek başlarına kalmasınlar, psikolojileri bozulmasın diye de herkesi bir yere topladım. 10 yatağım vardı, 10 yatak sürekli döndü. Aslında lüksünüz yoktu o dönem. Çok birbirine kilitlendik klinik o zaman. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü ben başka hastanelerde şeyi biliyorum. Aa, beni unutmuşsunuz burada, mesela klinik taşınıyor. Beni unutmuşsunuz burada diye. Çünkü herkes COVID nedeniyle birbirinin odasına girmek, biliyorsunuz, korku. Kimse minimumda girmeye çalışıyor. Aman virüs bulaşır diye. Şu anda maske takın takmayın. Ama zaten hastanelerde mecbur. Ama şu var. Ya bu virüs, bu bakteri her zaman hayatımızda var. Biz bazı şeyleri öğrendik mi? Öğrendik. Maske takmayı, elimizi sık yıkamayı, olması gerekenleri çok acı bir deneyimle tespit ettik. Bunların bir kısmını siz bir hasta olacaksınız. Şu anda çok yaygın, biliyorsunuz, virütük salgınlar var. Demek ki o şeyleri biraz tekrar unutmuşsunuz. Tekrar ellerinizi yıkamayı, elinizi, maske takmak elinizi ağzınıza sürmeyi engelliyor ve virüsün bulaşmasını veya birisi öksürdüğü zaman, hapşırdığı zaman onun en azından bir kısmını almamanızı sağlıyor. Bunları yaparsanız demek ki biraz korunabilirsiniz. Maske her zaman hayatınızda olabilir. Bunda zaman zaman kavgalar oluyor. İşte maske takarsın, takmazsın vesaire diye. Bu her zaman bizim hayatımızda olabilecek bir şey. Böylece farkındalığı da arttı halkımızın. Bu nedenle ben klinikte böyle bir çalışmaya gittim. Psikolojik yönden de çok büyük faydası oldu. Yoğun bakımda da aynı şeyde, standartta döndürerek çalıştırdık uzmanlarımızı. Ya çok güzel bir video olacağını düşünüyorum hocam. Neden biliyor musunuz? Burada birebir bir profu, bir uzman kısmı anlatım anını böyle o dinledikleri zaman, bazen ben
hocalarımızın videolarını izliyorum. Çünkü hakikaten olmadığını düşün hayatında. Burada bir kırsal kesim örneğim olacak. Ağrı, Doğu Beyazıt'tan. Kırsal kesim neler? Kışın yol kapalı, ulaşım yok. Ve telefon diyalogları biraz böyle medya kısmında olduğumuz için o diyalog bir yerlere işte ulaşım, bize ulaşım vesaire olmuştu. Biraz önce hani bir örnek verdik ya, ya doktorların, hastanelerin olmadığı alanı bir an düşünün. O zaman mukaddeslik ve o görevin ne kadar insan hayatında öneminin birinci derecede olmazsa olmazı olduğunu ve o mesleğin önemi ve saygı hak ettiğini her gittiğinizde de bunu bilinçli bir şekilde unutmadan gidin. Peki hocam, biz bunları konuştuk. İzniniz var ise birazcık da ozon tedavisi nedir desek, biraz da ozondan benim konuşsak. Benim izniniz var mı? Vaktiniz var mı? Evet, biraz vaktimiz var. Bunu da anlatalım. Ondan sonra tıbbi ozonda konuşalım. Yavaş yavaş kapanışa gidelim. O zaman şöyle bağlayalım anesteziyle ozonu. Biraz önce dediniz ya, ağrıdan bir örnek verdiniz. Ozon geleneksel tamamlayıcı tıp içinde bir öge. Akupunktur var, ozon terapi var, hipnoterapi var, fitoterapi var vesaire ve 13-16 kalem mizikoterapi var, gidiyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp aslında eskiden gelen bazı geleneksel tedavilerin bugün bilim ışığında yeniden canlandırılması diyebilirim ben size. Dolayısıyla o geleneksellikten gelen, eskiden gelen tedavilerle biz batı tıbbı dediğimiz ya da modern tıp dediğimiz şeyi birleştirmek keşke ben daha önce yapabilseydim. Yani ben keşke üniversite yıllarımda bunu birleştirebiliyor olsaydım. Hangi hastaya ne zaman ne gerektiğini daha iyi analiz ederdim. Bunu her zaman söylüyorum. Ben ozon terapiyi doçent olduktan sonra bir herhalde mailime bir mailime geldi. Orada görerek o kursa gittim. O zaman daha Sağlık Bakanlığı'nın şeyi yoktu, kursları yoktu, daire başkanlığı da yoktu. 2009'da gittim. Çok değişik bir tedaviyle karşılaştım. O zaman bu değişik tedavilerin olabileceğini gördüm. Ama benim süzgecimden geçmeye başladı. Yani benim bugüne kadar öğrendiğim bilimsel şeylerden hastaya zarar vermeden doğru olanı yapabilir miyim süzgecimden geçmeye başladı. Ve tanıştıktan sonra da 2011'de iki hasta üzerinde çok ciddi deneyimler yapınca, ki elimde Sağlık Bakanlığı'ndan bir iznim de vardı. Ondan sonra hiçbir zaman ayrılamaz oldum ozon terapiden. Gittiğim her yerde, yoğun bakımda da, GETAT merkezlerinde de kullanmaya başladım. Şimdi ozon terapi nedir? Ozon, oksijenin bir arkadaşı, bir türevi diyoruz. Oksijen O2, ozon O3. Birbirlerine sürekli dönüşüyorlar atmosferde. Şimşek çakıyor, oksijen ozon üretiyor. Çünkü biz bugün bir oksijen tüpünden elektrik enerjisiyle ozon elde ediyoruz. Oksijen O2'ler tek tek oksijen atomuna bölüşüyorlar. Bir kısmı birleşirken O3 olarak birleşiyor, bir kısmı da O2 olarak devam ediyor. Gökyüzünde de böyle, atmosferde de böyle. Şimşekten sonra havanın berraklaşması, bir kokunun böyle metalik ya da elektriksel bir kokunun gelmesi ozon oranının artmasından dolayı. Çünkü o zaten sürekli bir dönüşüm içindeler. Oksijenden ozon, ozondan oksijen üretiliyor. Dolayısıyla biz bunu medikal ozon olarak kendi cihazlarımızda üretip kullandığımızda ne yapıyoruz? Bir, hastaya ozon vermiyoruz. Hastaya ozon vermeden önce kanı alıp ozonla gaz, bir gaz bu, karıştırdığımızda artık oradaki içindeki hücrelerle muameleye başladığı için ozon olarak gitmiyor, başka bir şeye dönüşüyor. O gönderdiğimiz madde de zaten vücudumuzdaki bir madde. Ve biz gönderdiğimiz o maddeyle, hidrojen peroksit diyoruz buna, o maddeyle bizim vücudumuzdaki antioksidan, hani o C vitamini, E vitamini alıyoruz ya, antioksidan, zaten kendi bünyemizde var. Onu tetikliyoruz. Diyoruz ki ben sana bir madde gönderiyorum, sen kendi antioksidan sistemini çalıştır bakalım. Yapmak istediğimiz bu. Ama bunu yaparken bir oksijen içinde gönderiyoruz ozonu. Yani oksijeni arttırmış oluyoruz. Çok ciddi antiviral, antibakteriyel, bir de antifungal, yani mantarlara karşı öldürücü etkisi var. Yağ olarak sürüyoruz, suyla yıkıyoruz, yara enfekte geçiyor. Vücuda verdiğim zaman antioksidan etkisinden dolayı vücudun immün bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için hastalıklarla savaşma yetisini arttırıyorum. Bunun gibi
hücre içinde birçok şeye etki ettiği için ozon, mesela ATP bilirsiniz, ATP bir enerjidir bizim vücudumuzda üretilen. ATP'yi arttırdığı için çok daha enerjik olur kişi. Kolay yorulmaz, sabahları erken kalkar. O kronik yorgunluk sendromu dediğimiz, of bugün çok yoruldum yine pazartesi şeyi olmaz. Çok daha enerjik olursunuz, tık diye kalkarsınız. Daha sayamadığım bir sürü estetikten diz ağrısına, bel ağrısına kadar birçok yerde kullanılıyor. Çok kuvvetli bir ağrı kesici. Birçok yerde kullanılıyor. Başlı başına bir program yapılması gerekiyor gerçekten. Keyifli bir yaparız. Birçok yerde tabii. Ozon tedavisinin mesela saç dökülmesi olsun, ne bileyim biraz çok önce bahsettiğimiz çok da yararlı olan ama bilgi anlamında da doğru bilgi kısmının neresiniz onu bilemiyoruz. Şöyle tarif edeyim. Ozon tedavisi diğer geleneksel tamamlayıcı tıp tedavileri gibi tamamlayıcı bir tedavidir. Alternatif değildir. Tek başına kullandığımız yerler vardır ama özellikle her yerde, her zaman konuşmamda bu mesajı veririm. Kanser tedavisini bir yere koyalım, ozon tedavisi yapalım. Böyle bir şey önermiyoruz. Bu tamamlayıcı tedavidir. Kemoterapiden önce, sonra hastanın daha kuvvetli olmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır. Hastanın o kemoterapinin ilaçlarının verdiği yan etki, bulantı, kusmaları azaltır. Onkologlarımız ilk zamanlarda korkuyorlardı. Şöyle bir yan etkisi olabilir mi diye. Hayır, onun da olmayacağını bilimsel çalışmalar kanıtladı. Dolayısıyla bu beraber giden bir tedavidir. Diğer tedavilerle. Hasta diyabettir, şeker hastasıdır. Hap veya iğne kullanıyordur. Oranını azaltır ozon yaptığınız zaman. İlaç kullanma oranını, insülin kullanma oranını. Bu bir tamamlayıcı tedavidir. Tek önemli şey hekim yapmalıdır. Aynı anestezide olduğu gibi bizim yanımızda yardımcılarımız olabilir. Ama bir tedaviyi hekim yapmalıdır. Dozu, veriliş yolu, hangi hastaya, nasıl, nereden, niçin, ne zaman? Bunları hekim karar verir. Bu çok önemli. Çünkü biliyorum hekim olmayan arkadaşlarımız da yapmak istiyor. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı buna onay vermiyor. Şu anda ozon tedavisini sadece tıp hekimleri ve diş hekimleri sertifikasyon programını alabilirler. Zaten şu anda kurslar kapalı. Yakın bir gelecekte açılacaktır umarım. Bu sertifikaları almak istiyorlarsa yardımcı sağlık personelimiz şu anda alamıyor o eğitimi. Tek başına yapamaz. Ancak bizlerle beraber benim kalınca da doğrusu budur. Bu bir ekip işidir. Hekim olmadan bunun sorumluluğunu almaları da kendi vicdanlarına sıkıntı yaratır. Hukuksal kısmını zaten konuşmuyorum. Onun için mutlaka hekimin yaptığı tamamlayıcı bir tedavidir ozon tedavisi. Son güzel verdiğiniz bilgi için de çok teşekkür ederim. Çoğu konuyu ele aldınız. Çok da detaylı, güzel anlattınız. Basit bir şekilde vatandaşın anlayabileceği, anlamadığı noktaları da detayını açıklayarak verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok kıymetli sağ olun. Ben keyif alıyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Eminim izleyicilerimizin de söyleyeceği şeyi nacizane. Hem onların hem kendi adıma söylemek istiyorum. Her daim saygının duyulması. Sağ olun. İnsan hayatına dokunuyorsunuz. Çok mukaddes bir görev bu. Teşekkürlerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Hepimizin. Ama biraz bunun bilincinde olup... Annenin çocuğa, çocuğun büyüğüne, herkesin birbirine nezaketini ve saygısını duyması lazım. Bu kaybettiğimiz bir şeyi tekrar kazanabiliriz diye düşünüyorum. Hayatın çok hızlı akmasında kaybettik herhalde. Tekrar toparlarız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Teşekkür Tekrardan ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü Sağlık Anahtarı programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.